Rusya ne yapmak istiyor bu? Çünkü onun izniyle, onayıyla yapılan bir harekat olduğunu biliyoruz. Soçi ile alakalı bir şeyler mi var, yoksa Rusya belli bir yerde harekata sınır çekebilir mi, çekmek isteyebilir mi? Bence kesinlikle çektiğini düşünüyorum ve bu sınırın Türkiye tarafıyla çok açık açık konuşulduğunu, operasyon başlamadan önce de konuşulduğuna inanıyorum. Daha evvel konuştuk, Rusya'nın yapmaya çalıştığı şey Afrin'de, ben hep şunu söylüyordum, Ruslar Kürtleri bırakmayacaklardır diyordum. Sonra birkaç işte şey geldi, eleştiri geldi Afrin operasyonundan sonra, bak böyle diyordun ama işte beri sattı diye ben hala bir şey söylemeye devam ediyorum. Afrin'e yeşil ışık yakarak Kürtleri bütünüyle işte Amerika'nın sağına, Türkiye'nin neredeyse hani onları yani yok etmek amacıyla bir operasyona evet dediği anlamına gelmiyor. Sonra da gördük yani PYD'ye yakın isimlerin katılmış olması hala siyasi olarak angaje etmeye çalıştığını gösteriyor. Fakat ne yapmaya çalışıyor Afrin'de Rusya? Bence dediğim gibi Amerikalıların bu biz Suriye'de uzun soluklu bir varlık planlıyoruz, daha uzun soluklu kalmayı istiyoruz açıklaması Rusya'da çok büyük bir endişe yarattı. Ve bir anlamda Kürtleri bir parça zayıflatmak istiyor Rusya. Zayıflatarak hem rejimle müzakerelerde yani masaya itmek istiyor. Kürtlerin birazcık daha elini zayıflatarak bir anlamda rejimin taleplerine evet demesini sağlamak istiyor. Ki gördük bunu Afrin operasyonundan önce Rusların Afrin'e ve YPG'ye burayı rejime bırak. Rejime bırakırsan eğer bir Türkiye'nin operasyonuna evet demeyeceğim dediğini duyduk. Diğer taraftan da Kürtlere şu mesajı vermek istiyor. Siz Amerikalılarla bu kadar yakın çalışmayı ümit ediyorsanız, uzun soluklu bir ilişki eğer istiyorsanız eğer çok dikkatli olun. Çünkü sonuçta ipler benim elimde mesajını vermeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken de bütünüyle Kürtleri ortadan kaldıracak bir hamleye evet demez. Bu nedenle de Afrin'in içerisinde bir operasyona ben yeşil ışık yakacağını düşünmüyorum Rusya'nın. Yani hala Türkiye'nin Afrin operasyonu Afrin'in çevresinde yapılan bir operasyon. Sonuçta masaya oturtmak istiyor Kürtleri. Bu yüzden de bir miktar varlık gösterebilmeleri, hem siyasi olarak hem askeri olarak varlıklarını koruyabilmeleri Kürtlerin Rusya için önemli. Günün sonunda yani %25'e yakın diye topraklarının %25'ini neredeyse kontrol eden bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup olmadan siyasi bir geçiş sürecinden bahsetmek mümkün değil. Fakat Rusya bir anlamda Kürtleri çalışabilecek kıvama getirmek için Türkiye sopasını gösterdi.